Teknoloji Kafası kanalından herkese merhabalar. Kanalımda birbirinden değerli videolar hazırlıyorum. Kanalıma desteğinizi görmem adına kanalıma abone olmayı ve çana basmayı unutmayınız. Hadi şimdi videoma geçelim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımda zaten bildiğimiz üzere General Mobile Etap 4 ile ilgili birçok video var. TVRP nasıl yüklenir? Ondan sonra TVRP recovery nasıl güncellenir, TVRP üzerinden ekran kilidi nasıl kırılır'a kadar arkadaşlar birçok video var. Bugün de arkadaşlar TVRP'yi yüklememiz için geçerli olan root işlemini nasıl yapabiliriz sizlere onu anlatacağım. Şu anda arkadaşlar zaten cihazım rootlu fakat sizler için tekrardan bir anlatma gereği buldum. Root işlemleri arkadaşlar MoboGen üzerinden yapılıyor ve bu işlem bazıları için çok zor gelebilir. Sizlere onu da anlatacağım ileriki sürelerde fakat ilk baş kolaydan başlayalım dedim arkadaşlar. Şimdi sizlere vermiş olduğum linkten veyahut eğer ki linki vermemişsem affola Kingroot indir yazarsanız zaten upload.on adresine girip indirirsiniz. Ama büyük ihtimalle veririm ben bu adresi. Bunu indiriyorsunuz. Cihazımıza APK olarak kurulumu yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında Kingroot uygulamasını buluyoruz ve şu anda bulamıyorum. Buldum. Kingroot'a giriyoruz. Neyse Kingroot'u çalıştırıyoruz şu anda. Çeviriyorum ekranımı. Şöyle yukarı doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Super User isteği verdi. Ben çünkü root attım önceden arkadaşlar. Super User isteği verdiği için. General Mobile Etap 4 şu anda 4.2.2 versiyonu görüyorsunuz. Şu anda sistemi tarıyor arkadaşlar. Buna uygun root var mı? Buluyor. Bunu bulduktan sonra arkadaşlar cihazınız rootlu değil yazısı gibi bir yazı çıkacaktır karşımıza. Ve buradan cihazımızı rootlamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar device is not root yet diyor. Cihazınız root yetkisine sahip değil diyor. Yeni bir root stratejisi tara gibisinden bir şey var arkadaşlar. Yeniden root diyor. Arkadaşlar cihazımda aslında root var. Ama King root'tan atılmış bir root yok. O yüzden öyle gösterdi. Yani kendi programı tarafından bir root atmadım ben. Yani bunu da gerekli bulmuyorum ben zaten. Bu arada ben zaten kısa bir video attım kanalımda King root'la ilgili. Onu da zaten farklı bir kanaldan bulmuştum ben onu. Çok kısa bir şu anda root successfully yazısını gördünüz. Şu anda root atıldı. Evet root atıldı şu anda arkadaşlar. Root işlemimiz bu kadar. Çok basit bir şekilde root'umu attım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bu arada bu root'u atarken arkadaşlar belki birkaç defa şey yapabilir. Cihazınızda MDM aktivasyonu isteyebilir. Orada cihazımızın sahibi arkadaşlar sizsiniz büyük ihtimal zaten videoyu izleyen kişisiniz. Oradan TC kimlik numarası ve EBA şifreniz ile aktivasyonu yapın. Tekrardan Kingroot'u etkinleştirmeniz lazım ve hızlı bir şekilde Kingroot'tan root attıktan sonra o MDM ve MDM mesajlar gibi uygulamaları cihazımızdan kaldırmamız lazım. TVRP ekranına kadar arkadaşlar bu işlemleri yapabilmemiz için TVRP'yi kaldırmamız lazım. Hatta sizlere en baştan anlatayım. TVRP'ye kadar anlatayım. En başta arkadaşlar cihazımızı rootlamamız lazım. İster MoboGenie'den ister buradan. Ama en önemlisi arkadaşlar sizlere anlatayım. Eğer ki TC kimlik numaranızı veya baş şifrenizi hatırlamıyorsanız MoboGenie üzerinden root işlemini yapmanızı tavsiye ederim. En dayanıklısı, en sağlam o abi. Onun haricinde bunu yaptıktan sonra MoboGenie üzerinden yine MDM ve MDM mesajlar gibi güncelleyici gibi uygulamaları bulup kaldırmamız lazım. Daha sonra bunları yaptıktan sonra root işlemleri tamamen bittikten sonra cihazımıza TVRP 2.8.5 sürümünü indirmemiz, flashlamamız lazım Rusher uygulamasıyla. Yine Rusher uygulaması veya TVRP'yi kurduk artık zaten. TVRP üzerinden 3.3.1 versiyonunu kurmamız lazım ve bu anlattığım tüm videolar gerçekten kanalımda mevcut bulabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra zaten her şeyimiz tamam. Ekstradan da size bir video daha çektim. Kanalımda onu da bulabilirsiniz. Unutulan şifreleri TVRP üzerinde nasıl kırabilir şeklinde bir video çektim. O videomu da bulabilirsiniz. Bu video arkadaşlar biraz kapsamlı olması için bu videoyu biraz uzun tutmak istiyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.